Merhaba arkadaşlar, bugün Kayseri'deyiz. Kayseri'ye gelince ne yaptım? Bir tane şöyle yarım kilo, biraz geçkin kayısı aldım. Arkamda da tabelalar var, şimdi onları takip edeceğim. Kısa bir tur olacak. Arkeoloji Müzesi varmış. Cumhuriyet Meydanı, kale ve şehir meydanı. Kayseri'ye bakalım, gidiyoruz şimdi. Kayseri'deyiz yani, merkeze doğru gidiyoruz. Oradan da gara gidip, tren garına gidip trenim var Diyarbakır'a. Geçiş yapacağım dedim. Bir saatlik boş bir vaktim var. Bir saatte hızlı bir Kayseri turu yapalım beraber. Ondan sonra da tren garına doğru gideriz. Burada Atatürk'ün ata binerkenki heykeli görebilirsiniz. Burası Kayseri Meydan. Saat kulesi gibi bir şey de var orada. Cumhuriyet Meydanı gördüğünüz gibi. Burada da kale var. Ankara. Aman Ankara Kalesi nereden çıktı lan? Ankara Kalesi beni andı. Burası da Kayseri Kalesi. Kalenin içi. Şehrin ortasında, meydanında kale var. Bu kısa bir tur olacak. Çünkü Kayseri'ye çok vakit ayırmayacağım. Normal sur içi yani. Şu aşağıda müze varmış mesela. Müzeye zamanım yeterse bakarım. Ama önce bir tuvalet abi. Altı bin yıllık öncüsü varmış Kayseri'nin. Hemen hızlı hızlı bakalım Kayseri'nin hikayesi. Katolik çağ. Evet. Çanak çöp. İstanbul'da çokça görüyoruz. Aha, tanrıça heykelcikleri. Varma Afrodit. Çok parlıyor. Işıktan dolayı. Şöyle bir genel çekeyim. Müzik de. Efsane müzik. Bu ne lan? Neyi çalan? Şey heykelci mi var orada? Küçük bir heykel. Irşak. Tabletler. Tablet abi. Ah, o eski çağdaki tabletlerden kaldı mı be abi? Hep şimdi teknolojik tablet abi. Tarih yazıyla başlar. Çok güzel bir söz. Çok çok güzel bir söz. Biz yazdıktan oldu be abi. Tarih olduk. Çok doğru bir laf. Evet. Ticaret, okuma. Tekstil. Ulan tekstil okuma demekmiş. Bana Kayseri bunu
25 sonra bana bu bilgiyi kattığı için Kayseri'ye çok minnettarım. Allah razı olsun. Tekstilmiş lan. Dokuma tekstil demekmiş olay. Biz niye dokuma diyor demiyoruz o zaman? Madem aynı şeyden biliyorum. Kriptodan Allah kahretmesin kriptoyu. Bu ne? Bir çanak çömlek. Burada bir şey var. Oha burada savaş gençlerim bunu. Hançer var. Çanak çömlek baba. Kayseri bu abi. Çanak çömlek. Ne abi? Adam bir de oturma alanları yapmışlar çanak çömleği izlemek için herhalde ama. Şey mi lan TRT mi lan burası? TRT'de de çömlek tarzı bir şey çıkıyordu ya izliyorlardı millet. Yani eski zamanlarda televizyon programları bitti mi sabaha kadar böyle dönen bir çömleğin etrafında gelen bir kamera varmış. Şeyimi açıklıyorum. Z kuşağı var. Şey çok zor ya. Z kuşağı nereden bilecek çana cümle? Ne abi? Bayağı da Hitit dönemine geldik. Bak görüyorsunuz KPSS'yi burada da devam. Çalışıyorum. Oh, şöyle bir şey karşılıyor bizi. Burada saldırı yapacak adam var. Burada ne var? Reylenmiş bir şeyler var. Aha, bak bu çömleği izlenir abi. Bu çömlek bu teslim oluyor. Bu izlenir işte. Bu ne? Bu da öyle. Mühür. Seals. Ne abi? Aha bu da güzelmiş bak. Güneş tanrıçası. Ra değil miydi o ya? Buradan küçücük. Gözükmüyor bile. Tabal krallığı. Burada bir geç Hitit dönemi diyor abi. Geç o zaman. Tabal krallığı. Tamam yeter çanak çömlek. Tamam, büyü yetmemiş yani daha da büyüğünü koymuşlar. Yetmez bu kadar çanak çömlek demişler. Daha büyüğünü bulmuşlar abi. Roma döneminden kalan sütunlar baba. Helenistik dönem. Wow. İşte bana bunlarla gelin. Bana bunlarla gel. Bana bunlarla gel. Bunlar farklı şeyler. Arkadaş bize de tekim ya. Kimse mi gelmez? Kimsem yok ya. Ben mi geldim lan? Ben de İstanbul'dan geldim. Ha, zaten buradan geldi ilk zaten. Lan burayı gezmişim ya. Tabal krallığı. Lan çizgi koymuşlar. Lan aklımı hiç kullanmıyorum ben ya. Ya vallahi şu aklı. Şu aklım bir yerine koyun ya. Yeter artık ya. Roma dönemi. Roma'da bu sene beyler UEFA kupasını aldı biliyorsunuz. Jose Mourinho'yla. Bak bunlar güzelmiş. Bunları beğendim. Heykelciklere. Romalılar bu işi yapıyor abi. Bak kafası olmayan karga mı bu? Aman kartal mı? Kartal nereden çık? Baykuş da olabilir. Evet. Burada da bir kuş var.
Maden döküm teknikleri. Şurada. Neredesin Afrodit? Çizginin peşindeyim. Lahit dedikleri şey de la bu şey la. Küvet la bu. Ha, lahit buymuş pardon. Yani tam cahil ben ya. Burada bir yılan var. Aslan kemiriyor. Kartallarla savaşıyor. Bu adam benden daha çok çekmiş. Bu kimse bütün hayvanlarla savaşmış. Herakles lahiti. Böyle doğru ama. Hızlandırılmış tarih dersi veriyorum size resmen. Evet. KPSS'ye çalışacaklar. Lütfen bu videoyu izleyin. Bütün her şeye hakim olursunuz. Tarihi bilgi açısından haç var. Doğru ama çünkü. Şöyle. Bunlar da para birimleri. Bu ne abi? Bu da neydi? Üçleme miydi bu? Hazreti Meryem, Hazreti Yusuf ve Hazreti İsa. Yine çanak çömlek. Aha burada bir mozaik var. Hiç eski şeye benzemiyor. Selçuklu dönemi. Biz bu konuya Konya'da çalıştık. Bildiğim yerden gelecek büyük ihtimal. Kayseri, Anadolu Selçuk Devleti'nin 3 başkentinden biriymiş. En bilineni Konya. Konya'ya gittik siz Çakmasınız. Çakma başkenti. Osmanlı dönemi. Kale. Kale içi. Kalesi yani. Padişahlar yüzünden Osmanlı'dan çok bir şey kalmamış ki. Selçuklu döneminde 3 başkentinden biri diyor. Yok. Daha doğramadan daha çok kalıntı kalmış. Kendinizi kandırmayın Kayserililer. Hadi gidelim ya. Yeterli abi. Yeterli. Tabutlar var bizde de. Light yani. Light diyorlar da. Tabut yani. Kale kalıntıları. Şu karşımda da Erciyes'e doğru gidiyor bu yol. Kışın gelin. Kaymaya. Burası da sanatçılar sokağıymış. Bakalım. Medresenin içi. Han gibi yapmışlar. Ya bu tarz bir taş yapısı görürseniz bilin ki Selçuklu dönemine ait. Konya'da da bu tür vardı. Tuğlamsı böyle. Kireç ama tuğlamsı. Buradan direkt zaten kale var. Böyle. Evet,
kapanışı yapıyoruz. Kayseri bu kadar. Hızlandırılmış bir Kayseri turu yaptık. Arkeoloji Müzesi'ne çok giremedim. Kalenin içindeki müzeye girdim. Orası da yeteri kadar her şeyi kattı bana. Yeterli bir KPSS bilgisini aldım aslında. Şimdiki durağımız tren garı, oradan da Diyarbakır inşallah. Diyarbakır'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.